Biraz da Avrupa Parlamentosu'nun kararını konuşalım isterseniz. Yaklaşık bir 10 dakikamız var sanıyorum. Çünkü Başbakan Erdoğan da tepkisi çok sert oldu. Şimdi Avrupa Parlamentosu Gezi Parkı protestoları ve hükümetin bu protestolar karşısındaki tavrı nedeniyle bir rapor yayınladı. O çokluğuyla kabul edildi bu rapor. Çok sert ifadeler içeriyor hükümete karşı, başbakana karşı. Başbakan Erdoğan da bu raporla ilgili düşüncelerini dün biliyorsunuz konuşmasında paylaştı kamuoyuyla ve biz bu raporu tanımıyoruz. Bize gönderildiği zamanda iade edeceğiz dedi. Şimdi bu rapora baktığınızda siz ne görüyorsunuz? Ben hiçbir şey görmüyorum. O rapor benim için yok hükmünde, vatandaş olarak da. Şimdi bakın, Taraf Gazetesi'nin manşeti: Milli Görüş geri dönüş. Avrupa Parlamentosu'nun kararını tanımıyorum diyen başbakan Milli Görüş gömleğine geri döndü. Eğer Avrupa Parlamentosu'nun kararını tanımamak milli görüşse, bu dik duruş milli görüşse, ben de milli görüşçüyüm. Sokaktaki vatandaşların hepsi milli görüşçü. Sen kim oluyorsun Avrupa Parlamentosu? Sen kimsin? Ama sanıyoruz bu yorum, gazetenin bu yorumu sadece Avrupa Parlamentosu'na karşı gösterilen tepki değil. Hayır, bir süredir Avrupa Parlamentosu'na... Tamamen onunla ilgili bakın. Avrupa Parlamentosu'na gösterilen tepki sonucu Batı ile ilişkisi başa döndü diyor. Hı. Eğer Batı ile ilişki dik durmaksa, bunun adı milli görüşse, hepimiz milli görüşçüyüz. Eğer Batı ile ilişki dik durmaksa, bunun adı milli görüşse, hepimiz milli görüşçüyüz. Bunda da utanılacak hiçbir şey yok. Şimdi Seda Hanım bakın, bu yerleşik düzen Batı'dan devşirilmiş kafalarla Türkiye'ye oturtuldu. 1839 Balta Limanı Anlaşması'yla bugünkü Gümrük Birliği Anlaşması'nın birinci versiyonudur. Balta Limanı Anlaşması'yla sanayi çöken Osmanlı, Batı'dan devşirilmiş kafalarla hep Batı'ya hayran, hep Batı'dan borçlanan, Doğu'ya bakmayan, geçmişini kaybeden bir hafızaya sahip edildi. Bakın, en önemlisi bu. Cumhuriyetin kurulması çok bir olay, çok büyük bir olay. Ama Cumhuriyeti kurduktan sonra biz gerekli adımları atamadık. Bizim 2000 yıllık tarihimiz kafayla vücut birbirinden ayrıldı, kesildi. Ve ne geldi araya? Batı hayranı kafalar yerleştirildi. Aa, İslam dini mi? Olmaz, olmaz, çok uzak bize. Neden? Çünkü laikliğe aykırı. Biz laikiz. Bu tip anlayışlar Türkiye'de yerleştirildi. Bugün hala Avrupa Parlamentosu metninde şöyle bir çağrı var: Türkiye laiklikten asla vazgeçmemelidir. Bu kadar vicdansız, bu kadar akıl dışı, bu kadar, kötü bir şey söylemek istemiyorum, haysiyet yoksunu bir çağrı olabilir mi? Türkiye ne zaman laiklikten vazgeçti? Veya sizin laiklik anlayışınızla bizim laiklik anlayışımız aynı mı? Türkiye'yle dayattıkları laiklik, halkı kendi dinine düşman etmeye çalışan ve bu yerleşik düzenin bize karşı bir silah olarak kullandığı gerçek laiklik değil. Peki şöyle sorayım, çünkü bu çok soruluyor. Galiba bugün daha da fazla karşımıza çıkan bir soru. Bugün itibariyle dünkü Avrupa Parlamentosu raporuna gösterilen hükümetin tepkisinden sonra. Şimdi deniyor ki bundan kısa bir süre öncesine kadar Avrupa Birliği ilişkiler çok iyiydi, rayındaydı. Özellikle 2002 ve 2005 yılları arasında reformlar çok hız kazanmıştı. AB ile mükemmel ilişkiler vardı. Şimdi son dönemde ne oldu? Avrupa Birliği aynı Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu aynı Avrupa Parlamentosu, hükümet Türkiye'de aynı hükümet. Neden şimdi bu noktaya gelindi? Neden böyle oldu? Avrupa Birliği aynı Avrupa Birliği mi sizce? Ben görüşleri size paylaşıyorum. Size üçüncü, son ilk çeyrek büyüme rakamlarını söyleyeyim. Almanya 0.1 artı. Peki ne değişti o zaman diye sorayım. Söylüyorum ben. Almanya artı 0.1, geri kalanların hepsi eksi. Ama aynı Avrupa mı? Bakın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, Türkiye'nin, Müslüman Türk insanının kendi değerlerine dönmemesi, yeni dünya düzeni içinde kendi potansiyelini sorgulamaması için o Batı'dan devşirme kafalar tarafından bize giydirilmiş bir deli gömleğidir. 10 yıldır bunu savunuyorum. Bütün arşivlerde yazılarım var. Gümrük Birliği, İstanbul surları içindeki yerleşik sermayenin Anadolu'daki sermayeyi rekabet dışı bırakarak Avrupa ile birlikte içeride yarattığı bir haksız rekabet ortamıdır. Gümrük Birliği de bir deli gömleğidir şu an itibariyle. Türkiye Avrupa Birliği üyelik sürecini kriterler açısından yürütür yürütmez adına Ankara kriterleri koyar. Bizim Avrupa Birliği'ne ne girme niyetimiz olmalı, ne de Avrupa gibi vebalıdan yakınlaşmaya bir teşebbüsümüz olmadı.
Avrupa Birliği vebalı bir ekonomik hastadır. Girin internete, bakın çağrı yapıyorum. Girin internete. İspanya'da her şey bedava. Her şey, özellikle turizmle ilgili bir şey almak istiyorsanız girin internete. İspanya'da her şey bedava. Yunanistan devlet televizyonunu yürütemeyerek kapattı. Almanya'da işsizlik Kuzey Renvesfalya'da %33. %33. Avrupa genelinde işsizlik %22. Gençler arasında işsizlik %50'ye yaklaşmış durumda. Peki Avrupa'da böyle şimdi bugün vebalı borç krizi olmasaydı ve yine Avrupa Parlamentosu'ndan benzer bir rapor çıksaydı, o zaman değerlendirmeniz farklı olur mu? Seda Hanım, Avrupa Birliği'nin çökmesi zaten kaçınılmazdı. Çünkü Avrupa Birliği diye bir proje yok. Avrupa Birliği dedikleri proje, Hitler'in tanklarla alamadığı Avrupa'yı Almanya, Fransa çekirdeği çevresinde maddi olarak işgal etmesi. Ha, şunu anlamaya çalışıyorum, yani şu bağ kurmaya çalışıyorum. Avrupa'nın şu anda içinde bulunduğu borç krizi, bu ekonomik kötüye gidiş, daha da kötüye gidişle şu anda Türkiye'ye karşı ortaya konulan, sergilenen bu tavır size göre bu kasıt arasındaki bağ kurmaya çalışıyorum. Tabii ki. Bakın dün onu Egemen Bağış da çok güzel söyledi. Bütün Avrupa ülkeleri eksi büyüyor, Türkiye artı büyüyor. Çekemedikleri bu dedi. Dolayısıyla siz bir Almanya düşünün ki 150 yıldır Osmanlı'yı manipüle etmişsin, Cumhuriyeti manipüle etmişsin. Siz bir İngiltere düşünün, 150 yıldır bu toprakları manipüle etmişsin. Bir İtalya düşünün, Türkiye'de montaj sanayi üzerinden burjuva yarattırmışsın, onlar üzerinden medya yarattırmışsın, burayı kontrol etmişsin. Şimdi böyle bir Avrupa kuyunun dibine doğru gidiyor. Onların hasta adam diye gördükleri Türkiye yukarıya doğru gidiyor. Bunun onlar açısından ne kadar katlanılmaz olduğunu düşünebiliyor musunuz? Angela Merkel sürekli açıklama yaptı Türkiye ile ilgili gezi olayları sırasında. Türkiye şöyle, Türkiye böyle. Angela Merkel, bakın ben Almanlara şunu söylüyorum. Koskoca Alman devleti şansölye seçmek için Doğu Almanya'dan çorapla ayakkabısını birlikte seçemeyen Angela Merkel'i mi buldu? Küresel sistem Avrupa Birliği'ndeki büyük devletleri kendine maymun etti. Koskoca Fransa'nın başında yıllarca Sarkozy durdu. Koskoca İtalya'da sanayi açısından söylüyorum, Berlusconi'den başka adam bulamadılar, döndüler gittiler, Berlusconi'ye yalvardılar. Şimdi evet. Türkiye'de bir lider var, Türkiye'de liderlik var, Türkiye'de büyüme var, Türkiye'de geçmişe dönüş var. Bakın onların en büyük korkusu Türk-İslam dinamiklerinin bir araya gelmesi, Osmanlı ruhunun şahlanması ve büyük emperyal bir cihanşümul güç ortaya çıkması. Bu arada süremiz... Binlerce yıldır bundan korkuyorlar. Dolayısıyla Türk halkı, Türk insanı şunu çok iyi anlaması gerekiyor. Türkiye bir şahlanıştadır. Bu şahlanışa karşı tek dişi kalmış canavar bütün oyunları deneyecektir. Ama biz bu şahlanışı sonuna kadar taşıyacak kapasiteye ve potansiyele sahibiz. Yolumuz açık olsun. Teşekkürler Yiğit Bulut. Evet, son gelişmeleri 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut'la değerlendirdik. Moderatörün bizi ayıran bölümünün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Saat 12'de Pelin Karabay'a devredeceğiz. 12 Ajansı için sözü. Birazdan görüşmek üzere.